Bir göl kenarında sevimli bir ördek ailesi yaşıyormuş. Anne ördek o günlerde yavrularının yumurtadan çıkacağı zamanı bekliyormuş. Yumurtalarının üzerinde tünerken saymış. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam 5 tane yumurta varmış. Günler geçmiş ve yumurtalar sonunda çatlamaya başlamış. Biraz sonra 4 sevimli ördek yavrusu neşeyle yumurtalarından dışarı çıkmışlar. Yavrular bu yeni yere alışmaya çalışıyorlar ve annelerinin etrafında heyecanla koşuşturuyorlarmış. Ancak en büyük yumurtada henüz bir hareket yokmuş. Anne ördek endişelenmeye ve bir terslik olduğunu düşünmeye başlamış. En iyisi biraz daha sabredip beklemek diye düşünmüş. Bir süre sonra nihayet 5. ve en büyük yumurtada çatlamaya başlamış. Yumurtadan çıkan ördek şaşkın şaşkın etrafa bakınmış ve sonra hızlıca kabuğundan çıkıp adım atmaya başlamış. Anne ördek ve diğer kardeşleri ondan daha da şaşkınlarmış. Çünkü bu ördek annesine ve kardeşlerine hiç benzemiyormuş. Kardeşlerinden çok farklı bir renkteymiş ve onlardan daha iriymiş. Kardeşleri ona bakıp gülmeye başlamış. İçlerinden biri çirkin ördeğin yanına gelmiş ve "Sen ne çirkin bir ördeksin. Bize hiç benzemiyorsun." demiş. Anne ördek yavrularını alay etmemeleri için uyarmış. Kardeşler kendi aralarında gülmeye devam ederken çirkin ördek yavrusu kendini çok üzgün hissetmiş. Anne ördek de o sırada içinden "Anlamadım. Neden bu yavru kardeşlerine hiç benzemiyor acaba?" diye düşünmeye başlamış. Kardeşleri onunla alay etmeye ve diye bağırmaya başlamışlar. İçlerinden biri "Sen çok çirkinsin, bizimle oynayamazsın." demiş. Çirkin ördek de, anne ördek de buna çok üzülmüş. Aradan bir zaman geçmiş. Yavru ördekler büyümüş ama bizim çirkin ördek yavrusu onlardan daha da çok büyümüş. Üstelik tüylerinin rengi de farklılaşmış. Anne ördek yavrusunun bu kadar hızlı büyümesini hayretle gözlemliyormuş. Zaman su gibi akıp geçiyormuş. Çirkin ördek ise gittikçe kardeşlerinden daha farklı ve tabii üzgün bir ördek oluyormuş. Kardeşleri onunla oyun oynamak istemiyormuş. Çünkü onun çok çirkin ve kendilerinden çok farklı olduğunu düşünüyorlarmış. Çirkin ördek yavrusu zaman geçtikçe kendisini daha da üzgün ve yalnız hissetmiş. Geceler boyunca sessiz sedasız ağlamış. Kimsenin onu istemediğini ve ne kadar da yalnız olduğunu düşünmüş. "Ben neden bu kadar çirkinim?" diye ağlamış. "Neden kardeşlerim gibi değilim?" demiş. Artık bu duyguyla baş edemeyeceğine ve orada daha fazla kalmak istemediğine karar vermiş. Gece vakti kümesinden çıkmış ve ormana doğru yürümeye başlamış. Yürümüş, yürümüş, biraz daha yürümüş. Gün aydınlanana ve yorulana kadar yürümüş. Sonunda bir göl kenarına gelmiş. Tam dinlenmek için bir yerde oturmuş ki iki yaban ördeği onun yanına gelmiş. Gelen ördekler çirkin ördek yavrusuna "Arkadaş, buralarda fazla kalmamalısın. Her yerde avcılar var." diye uyarıda bulunmuşlar. Tam da o sırada silah sesleri duyulmaya başlamış. Yaban ördekleri kaçmış. Çirkin ördek yavrusu da kendini korumak için saklanmaya çalışarak korka korka oradan uzaklaşmış. Güvenli bir yer bulana kadar yürümüş. Sonunda güzel bir ormanlık alana varmış. Yolda karşılaştığı yavru hayvanlara sorular sormuş. Önce bir keçi yavrusu görmüş ve ona "Benim gibi tüyleri olan başka bir ördek tanıdınız mı hiç?" diye sormuş. Ancak keçi daha önce hiç böyle bir ördek görmediğini söylemiş. Çirkin ördek yavrusu üzgün üzgün yürümeye devam etmiş. Yürümüş, yürümüş. Daha sonra önüne bir tavuk çıkmış ve ona da aynı soruyu sormuş. "Benim gibi tüyleri olan başka bir ördek tanıdınız mı hiç?" Ancak tavuk da daha önce hiç böyle bir ördek görmediğini söylemiş. Herkesten aynı olumsuz cevabı almış. Kimse daha önce böyle bir ördek görmemiş. Zavallı ördek yavrusu tekrar yola koyulmuş. Yürürken karşısına başka bir göl çıkmış. Şöyle bir bakınmış etrafına ama hiç kimsecikler yokmuş.
Zaten beni kimse istemiyor. O zaman ben de bu kimsenin olmadığı yerde istediğim kadar saklanabilirim, demiş. Aradan aylar geçmiş. Çirkin ördek yalnızmış ama kendini daha iyi hissediyormuş. Çünkü onunla alay edecek hiç kimse yokmuş. Bir gün yürürken önündeki çalıların içinden bir ses duymuş. Biraz daha yaklaştığında çalıların arasından beyaz, uzun ve ince boyunlu, geniş kanatlı çok güzel kuşlar havalanmış. Beyaz kuşlara hayranlıkla bakmış. Ne kadar güzel kuşlar, keşke ben de onlar gibi olabilsem, demiş. Çirkin ördek yavrusu yürüye yürüye kendine benzer birilerini aramaya devam etmiş. Sonunda kış mevsimi gelmiş çatmış. Kardan her yer bembeyaz olmuş. Ördek yavrusu ilk kez gördüğü karı çok sevmiş. Karlarla oynamaya başlamış. İçine batıp batıp çıkıyormuş. Yağan karlar tüylerini kaplayıp onu bembeyaz yapmış. Karla oynamaktan yorulan yavrunun karnı çok acıkmış. Karların içinde yiyecek bulmak da ne zormuş. Yiyecek bulmak için yürümeye başlamış. Ama hem çok üşümüş hem de çok yorulmuş. Yorgunluktan ve açlıktan dolayı zorla yürürken bir çiftçiyle karşılaşmış. Çiftçi onu görüp haline acımış ve ısınması için onu kucağına alıp atkısına sarmış. Ne kadar da üşümüşsün sen öyle. Hadi gel, en iyisi seni eve götüreyim de havalar ısınana kadar sana güzelce bakayım. Karnını doyurayım, sıcak bir yerde yatırayım, demiş. Çiftçi söylediği gibi ona çok iyi bakmış. Karnını doyurmuş, üstünde yatması için güzel bir yastık bile vermiş. Çirkin ördek yavrusu orada kendini çok iyi ve güvende hissetmiş. Aradan zaman geçip karlar eridikten sonra kendine benzeyen birilerini bulmak için oradan da ayrılmaya karar vermiş ve yola koyulmuş. Tek başına uzunca bir yol kat ettikten sonra güzel bir göle ulaşmış. Göle girmiş ve göldeki yansımasına uzun uzun bakmış. Fakat gördüğü yansıma karşısında çok şaşırmış. Kendini tanıyamamış. Kanadıyla yüzünü kontrol etmiş. Kanatlarını çırpmış. O ne yaparsa yapsın, yansımasındaki kuğuda aynı şeyleri yapıyormuş. Artık sudaki yansımanın, yani o güzel kuğunun kendisi olduğuna inanmış. Nasıl bu kadar değiştim ki, diye kendi kendine sormaya başlamış. Tıpkı gördüğüm o çok güzel olan kuşlar gibi olmuşum. Sudaki yansımasına biraz daha uzun bakınca artık durumu fark etmiş ve kendi kendine "Gözlerime inanamıyorum. Ben ördek değilmişim. Ben güzel bir kuğuymuşum. Artık annemin ve kardeşlerimin yanına dönüp kendimi gösterebilirim. Bu durumu onlara anlatabilirim. En iyisi hemen yola koyulayım," demiş. Büyük ve güzel kanatlarını çırpmış ve evine doğru uçmuş, uçmuş. Özgürce ve mutlulukla kanatlarını çırparak gökyüzünde zarifçe süzülmüş. Uzunca bir yol uçtuktan sonra annesinin ve kardeşlerinin olduğu, yumurtadan çıktığı yere varmış. Büyümüş olan çirkin ördek yavrusunu gören annesi onu hemen tanımış. Çirkin ördek yavrusu da annesine hasretle, kardeşlerine ise sitemli gözlerle bakarak "İşte geri geldim ama artık çirkin değilim. Ve size bir şey söyleyeyim. Ben bir ördek değilim." Ördekler toplanmış ve şaşkın şaşkın bakmışlar o güzel kuğuya. Ona gülüp alay ettikleri için çok pişman olmuşlar. Çünkü meğer o çirkin değil, sadece onlardan farklıymış. Ve artık hepsinden daha güzelmiş. Kardeşlerini affetmiş güzel kuğu. Kardeşleri ve annesiyle konuşurlarken üstlerinden büyük beyaz kuğuların olduğu bir sürünün uçtuğunu fark etmişler. Hep birlikte yukarıya bakmışlar. "Artık gitme vaktim geldi. Ailem göç ediyor. Onlara katılmam lazım," demiş kuğu. Onlarla vedalaşmış. Sonra büyük kanatlarını çırparak havalanmış ve oradan uzaklaşmış. Bir anne kuğu, yavruları yumurtalarından çıktığında aç kalmasınlar diye onlara yiyecek bulmak için yuvasından ayrıldığı sırada bir rüzgar esmişti. Bu rüzgar, içinde çirkin ördek yavrusu dedikleri kuğunun bulunduğu yumurtanın yuvarlanmasına sebep olmuştu. Uzun süre yuvarlanan yumurta, o yolculuktan sonra ördek kardeşlerinin içinde olduğu yumurtaların yanına kadar gelmişti. Zamanı gelince de yumurtadan çıkmıştı.
İşte çirkin ördek yavrusunun gerçek kuğu ailesinden ayrılıp ördeklerle kardeşmiş gibi dünyaya gelmesinin sebebi tam olarak buydu.